Önceki derslerimizde 3D Max içerisinde iki boyutlu şekilleri ve nesneleri nasıl oluşturabileceğimizi, nasıl ekleyip üzerinde değişiklikler, parametrelerinde değişiklikler yapılabileceğini anlatmıştım. Bu derste ise iki boyutlu şekil ve çizimler üzerinde detaylı düzenlemeler sağlayan, parametrelerinden ziyade onun üzerindeki formu değişiklikler yaparak düzenleme imkanı sağlayan Editable Spline aracını anlatacağım. Bununla ilgili ufak bir uygulamada yapacağız. Öncelikle Shapes ve Splines nesnelerden bir tane Line ekleyelim sahneye. Biliyorsunuz çizgiyi düz çizmek için Shift'e basılı tutuyorduk. Bir nokta tıklayalım. Bir nokta daha tıklayalım. Böyle bir çizgiyi eklediğimizde Modify tabına geçtiğimizde ve ardından Modify'da nesnenin kendisi görünüyor, line nesnesi. Bunun yanındaki oka tıkladığımızda nesnenin alt seçenekleri açılıyor. Hatırlarsanız bunları da bahsetmiştim. Vertex, segment ve spline olmak üzere. Vertex görmüş olduğunuz gibi çizgilerin iki çizginin ucunda yer alan veyahut da çizginin başlangıç noktasında veyahut da bitişinde yer alan noktacıktı. Segment ise iki çizgi arasında, iki nokta arasında kalan çizgi demek. Ve spline ise nesnenin tamamı demek. Bu mantıktan hareketle 3D Max içerisinde eklenen iki boyutlu şekillerin hepsi bu şekilde Editable Spline menüsü yardımıyla düzenlenebilir. Ancak bu menü line nesnesi eklerken görmüş olduğunuz gibi sisteme otomatik gelmektedir. Yalnız bundan sonraki eklediğimiz bunun dışındaki nesnelerde bu menü çıkmıyor. Bunun için convert yani nesnenin parametrelerini bozarak dönüştürme işlemi yapmamız gerekiyor. Şu anda bu nesnenin buradaki mevcut menüyü close all diyerek kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi bu nesnenin alt seçeneklerine geçtiğimizde buradaki parametrelerde seçeneklerde mesela rendering hatırlarsanız ekranda bunun çizgi kalınlığını göstermek amacıyla yapılıyordu. Bunu kapatalım. Interpolant bu steps değeri ne kadar fazla olursa 3 boyutlu şekillerde daha düzgün çıktığından bahsetmiştik. Fazla yüksek olması iyi değildi. Ve selection seçeneğinde ise nesnenin hangi alt bileşenlerin hangisini seçilebileceğine dair seçenekler var. Vertex ise vertex, segment ise segment ve spline ise spline. Bunları 1, 2, 3 tuşuyla ara geçişler yapabilirsiniz ve yine buradan da hızlı bir şekilde geçişler yapabilirsiniz. Bunun dışında soft selection'la bu genelde 3 boyutlu modeli geçiş esnasında kullanılıyor. Nesnenin geçişi esnasındaki yumuşama değerinden bahsediyor. Ve geometri en çok kullanacağımız menü. Geometri de burada çizgilerle ilgili yeni çizgiden eklemekten tutun oluşturduğumuz şekle çizime dışarıdan şekiller katmaktan tutun bir sürü seçeneği bu menü içerisinde barındırıyor. Bunu kullanarak nesneyi düzenleme işlemlerinin asıl işlemi bu geometrin içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Mevcut nesneye diyelim ki buna bir paralel alacağız. Nesneyi seçtikten sonra W tuşuna basmak suretiyle bu mirror seçeneğini aktif ettiğinizde ne yapılıyor? Bir kopyası alınıyor. Şu anda bu sadece bir çizgi olduğu için bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Ancak bunun dışındaki seçeneklerde kullanabiliyoruz. Mesela bir tane segmenti sadece buradaki segmentlerden bir tanesini seçip delete yaptığımızda sadece nesnenin geri kalan kısmı kaldığını gözlemliyorum. İşte bunun gibi Editable Spline bu işlemleri görüyor nesne üzerinde. Şimdi ekranda böyle bir uygulama var. Bu uygulamada mesela düşünün bir tane ev modeli oluşturulmuş. Çatısı, duvarlar, pencere boşlukları, kapı boşlukları oluşturulmuş. Bu aslında 3 boyutlu şekillerle de üretilebilecek bir şey. Ancak 2 boyutlu şekillerden hareketle bu modeli gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bununla ilgili ufak bir uygulama yapalım. Üst görünüşe geçiyorum hemen. Sahneye bir tane dikdörtgen ekliyorum. Buradaki en boy oranı çok önemli değil. 350'ye bu da 450 yapalım.
Ardından Modify'a geçtiğimizde bununla ilgili bir menü göremiyoruz. Dikkat edin. Line nesnesinde bu otomatik olarak geliyor. Ancak diğer şekillerde bu menü gelmeyecektir. Bunun için nesneyi sağ tıklayıp açılan seçeneklerde Convert to Turf ve buradan Editable Spline demek suretiyle nesneyi dönüştürüyoruz. Nesneyi dönüştürdükten sonra artık parametrelerinin kaybolduğunu gözlemleyeceksiniz. Buradaki menüyü komple kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi az önce box nesnesi için, rectangle nesnesi için oluşturulan buradaki parametreler şu anda yok. İşlemi geri alalım. Bakın ilk parametreler bunlar. Bu parametrelerden hareketle nesneyi ne yapıyorduk? En boy oranını değiştirmek suretiyle boyutunu değiştiriyorduk. Ancak nesne seçilirken sağ tıklayıp Convert Editable Spline dediğimizde artık bu menünün tamamen kaybolduğu, parametrik değerlerin kaybolduğunu göreceksiniz. Şimdi Selection kısmına geçip de buradan Vertex demek suretiyle artık alt seçeneklerde bu düzenleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Mesela segmente geçelim. Buradaki segmenti seçelim. Segmenti burada bölebiliriz. Şimdi geometriye geçiyorum. Mesela segmentin ortasına bir vertex ekleyelim ve burada bir çatı, kırma çatının üst kısmını oluşturalım. Bunun için bakın açılan seçeneklere bakıyorum ve alt seçeneğe doğru ilerliyorum. Şöyle The Width diyelim. The Width de burayı böl diyorum. The Width yaptığımızda bakın buraya bir tane vertex ekliyor. Tam da orta noktaya. Ardından buradan vertex seçeneğine geçip ortadaki vertex'i seçtiğimizde artık burası tek parça değil de iki parçaya bölünmüş. Ve W tuşuna basıyorum. Yukarı doğru alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru ölçülü de taşıyabiliriz. Biliyorsunuz Y yönünde 150 kadar taşıyalım. Ve vertex'i seçilirken sağ tıklayıp bunu corner yaptığımızda bu şekilde. Yine 3 vertex seçip sağ tıklayıp corner yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekli burada orta noktasına vertex eklemek suretiyle değiştirdim. Yine spline seçeneğine geçtiğinizde başka seçeneklerde çıkıyor. Mesela bunun outline seçeneğini aktif ettiğinizde bunu dışa doğru veya da içe doğru offset diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde CTRL-Z. Buraya değer girmek suretiyle mesela 20 enter. İşlemi geri alalım. 20 santim dışa doğru bu şekilde offsetladım. Eğer segment seçeneğine geçersek buradaki işe yaramayan segmentleri tek tek kontrol tuşuna basmak suretiyle mouse'un sol tuşuyla seçip bunları silebiliriz. Yine segment seçeneğindeyken burada Create Line seçeneğini eğer kullanırsak araya çizgiler ekleyebiliyoruz. Snap aracı bu esnada açık olsun arkadaşlar. Snap aracı açık değilse buradaki vertexleri yakalayamayacaktır. Bu nedenle S tuşuna basıp yine Snap Settings'in buradan vertex seçili olduğuna emin olalım. Buradaki iki noktaya bu şekilde çizgi ekleyeyim. Ve görmüş olduğunuz gibi ön görünüşü bu yolla elde edebiliriz.